Happy Life izleyenleri. Çok yoğunuz, çok yoğunuz, çok yoğunuz. Şöyle güzel bir güneşli pazar öğlesinden saatimiz bakıyorum. 12.29 sizlere merhabalar, tünaydınlar efendim. Tabii şimdi böyle yemekle ilgili program yaptığım için ne yapacağım? Hani yapmak değil, ne yapacağım düşüncesi beni daha çok yoruyor. Bakıyorum, ediyorum. Yani muhakkak alıntılar tabii ki olacak. Yani sonuçta ama hep bilinen şeyler. Yani işte hamur mayala, işte içini yap, işte şunu sür, bunu ekle. Sonuçta bildiğimiz şeyler. Ama tabii herkesin prezentesi farklı. Benimkisi çok daha farklı. Çünkü herkeste böyle gıcır 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 bir merdane yok. Ama dükkanlar açılsın ilk işim. Kendimi kapkacaklar alacağım. Arkadaşlar bugün bir börek yapacağım. Börek mi desem, pasta mı desem, pasta görünümlü börek mi desem. Çok değişik, çok şık bir şey. Bir sayfada gördüm. Kendisine hatta biz yazdık haberi olsun diye. Onun sayfasından alıntılar yapacağım diye. Eğer ismini vermemi istiyorsa tabii ki seve seve veririm. Ama daha bize geri dönmediği için ben bir danışmadan, sormadan bir programı çekeceğim. İnşallah o da bize destek olur. Eminim ki destek olur. Zaten işimin arkadaşı çok da başarılı. Yani bayağı bir başarılı. Her neyse. Arkadaşlar, bunun için ben ön hazırlığımı yaptım. Çünkü çok vakit geçiyor. Aralarda biz pauzeye stopa basıyoruz. İşte hazırlık yapıyoruz, bekliyoruz. İşte ondan sonra tekrar. Onun için hazırlığımı yaptım. Bunun için mayalanmış, bir saat önceden mayaladığım bir hamurum var. Mayalanmış hamur, yani bilindik şey, işte maya, yağ, şeker, yumurta, mayalandır, ununa ekle, ele yapışmayacak bir kıvam bir hamurum var. İçini istediğiniz, yani arzunuza göre nasıl istiyorsanız siz kendiniz öyle bir iç hazırlayabilirsiniz. Yani kıymalı olabilir, kıymalı patatesli olabilir, patatesli olabilir. Benim elimde patates, biber çeşitleri vardı, iki tane de kabak doğradım. Bunların hepsini haşladım. Gelin kızımda yağlan, işte kuru karabiber, pul biber, ondan böyle bir harç yaptım. Peynirimiz lazım olacak. Renklendirme amaçlı kakao diyor tarifte ama benim elimde kakao kalmadığı için üzüm pekmezi çok az, hani renk verme amaçlı. Bunun için lazım olduğunu izleyince göreceksiniz zaten. Ben lazımım. Sevgili eşim lazım. Böyle güzel bir huzurlu mutfağım lazım. Evet, o zaman ben yavaş yavaş başlayayım. Sevgili eşim ne dersin? Cede. Evet, sen Cede. Bu arada diyeceksiniz ki yani bu her gün çekiyor. Bu yemekler, bu pastalar, börekler, çörekler. İnanın ertesi sabah hiçbir şey kalmıyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Bilmiyorum. Ben artık zaten sırf hep tayt giymeye başladım. Önlük de iyi oldu. Böyle gökyüzü Happy Life önlüğüm iyi oldu. Böyle fazlalıkları kapatıyor. Yani bilmiyorum artık ne olacak. Sağlıklı olalım. Sağlıklı olalım yeter. 1-2 kilo fazla olmuş. Evet arkadaşlar, tamam, ben o zaman şöyle bir hamurumu alayım. Dediğim gibi bir saat önceden mayaladım ben bunu. Arkadaşlar, çok değişik bir şey olacak bu. Şimdi ben bu hamurumu böyle bir fırın tepsisine sığacak kadar, yani şöyle bir yuvarlak açayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, gene buradayız. Gördüğünüz üzere şöyle bir dünya açtım. Belirli bir ölçüyü açtıktan sonra altına yağlı kağıt ekledim. Çünkü bunu
komple tepsiye aktarması daha kolay olsun diye. Yoksa bayağı bir zorlanırsınız, unutmayın. Böyle bir dünya açtıktan sonra şöyle bu kesici aletle beraber şöyle tam kenarlarından değil arkadaşlar, çünkü kenarları bize lazım olacak. Şöyle bir böyle kestik mi arkadaşlar? Çok güzel. İçimizi alıyoruz. Dediğim gibi isteyen istediği içi kullansın. Şimdi bunu ben komple böyle çevireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görüntü çok güzel. Şöyle bir taç oldu. Bu arada ben bu çemberi döner bahsetmiştim. Çok başarılı bir bayanın sayfasından bu tarifi gördüm diye. Bu arada eşime cevap verdi, okumuş. Çok sağ olsun Gülsüm Hanım. Bize destek çıkıyor. Hiçbir sakıncası olmadığını belirtti. Tabii ki bazı insanlar böyle hani şey yapıyorlar. Büyük ihtimalle taklitler çıkıyor ya hani böyle başarılı insanların arkasında. Gülsüm Hanım'ın da büyük bir ihtimalle bütün ünlü abone sayısı çok yüksek olan insanların da taklitçileri çok var. Hani kendi hayal ürünleri gibi böyle pazarlıyorlarmış. Bu hiç hoş bir şey değil. Ben alıntı olduğunu tabii ki söyleyeceğim. Yani dediğim gibi sonuçta bu da bir emek, bu da bir... Yani şaka bir yana biz hani tamam profesyonelce yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten arkadaşlar bayağı bir zor işmiş bu. Ama görüyorsunuz ben pazar günü bile karşınızdayım. Yılmayacağım. Böyle ünlü olma aşkıyla yanıyorum ben. Sözde dün dedim ki eşime, ya dedim yarın pazar, yarın dedim bir şey yapmayalım ama sabah uyanır uyanmaz böyle yapayım mı, ne yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, bu tarifi de dediğim gibi dün görmüştüm Gülsüm Hanım'ın sayfasında. Neyse çok konuştum. Böyle bir çember yaptık. Çok güzel bir çember. Şimdi ben tarifte rende kaşar kullanmış Gülsüm Hanım. Ben rende kaşarım var ama böyle parça kaşar kullanmayı tercih edeceğim. Üstlerine şöyle kapatacağım. Belki bu da değişik olur. Bu üçgenlere gelecek şekilde kaşarlarla üstünü örttüm. Şöyle şunu da alıyorsun. Ve böyle altına sıkıştırıyorsun. Çok zorlandım. Cidden çok zorlandım. Hamurumu biraz herhalde fazla büyük açmışım. Şu kağıdın üzerine toparlayana kadar bayağı bir uğraştım, çekiştirdim, bir şeyler koparttım falan filan, birleştirdim. Yuvarlak olmasa da yuvarlak olmak isteyen bir börekti bu. Şimdi arkadaşlar bu işlem bittikten sonra yoğurt ve yumurta karışımını şu açık kalan, yani üçgen olan yerlere değil, bu kenarlara sürüyorsunuz. İşlem bitti arkadaşlar. Dediğim gibi şu açık olan yerlere, üçgenlerin üzerine değil. Üçgenlerin üzerine şimdi renk verme amaçlı. Yani gerçekten çok az. Normalde Gülsüm Hanım kakao kullanmış kalan yumurta yoğurt karışımına. Düşündüm. Mürekkep atmayı düşündüm ama dedim olmaz. Onun için ben şöyle bir küçük çay kaşığı üzüm pekmezini. Evet arkadaşlar biraz malzemeyi boşalttım. Bir çay kaşığı daha pekmez suyu ekledim. Renk verme amaçlı olsun diye. Renk verecek mi vermeyecek mi onu da hep beraber göreceğiz. Bu üçgen yerlerine pekmezli. İnşallah tadında bir tuhaflık olmaz. Dediğim gibi varsa kakao kullanın. Arkadaşlar üzüm pekmezli renk verme amaçlı buralarını değişik sürdüm. Açık olan yerlere normal yoğurtlu yumurtalı sürdüm.
Ondan sonra şöyle bir bıçak yardımıyla üstüne çok hafif böyle çizikler atarsanız hani belki güzel bir görüntü verir. Çiziklerimizi attık. Şöyle elimizde susamımız var. Susamımızdan şöyle üçgenlerin üstüne serpiştirelim. Şimdi gelelim en zor yerine. Tepsim hazır. Şöyle arkadaşlar, aynen, hiç kimseye ihtiyacınız yok. Kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aha da buyurun. Böyle. Yani yalnız kadınlara sesleniyorum. Sen de yapabilirsin. Erkekler de yapabilir mi? Kimler? Erkekler. Onlar da yapabilir. Bu biraz böyle çok dibine yapıştı herif ya. Ama olacak, olsun. Tamam, bitti. Görüntü budur. Bunu biraz küçük düşünün siz yani. Hayal edin, hayal gücünüzü çalıştırın. Bunu biraz böyle şöyle güzel, şurada bir çember gibi düşünün. Vallahi evet. Ben yani çember deyince benim aklıma bu geliyor. Arkadaşlar, önceden ısıttım 190 derecelik fırında bunu pişiriyoruz. Saatin dakikasını bilmiyorum, herhalde bir yarım saat 45 dakika sonra görüntüye bakacağız hep beraber. Gökiz Happy Life'a tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yarım saat 40 dakika sonra görüntü budur. Daire olmak isteyen böreğimiz bu. Güzel gözüküyor. Yalnız renk farkı pek belli olmuyor. Dediğim gibi normalde kakaoyla yaparsanız güzel bir renk farkı olacak. Yani koyu açık, koyu açık. Çiziklerimiz de biraz derin olmamış ama eminim ki tadı güzel, öyle ya da böyle mideye inecek bu. Şöyle bir parça pönçük yapayım sizin için. Şuradan arzu edersiniz yanına ayran, çay. Sıcak arkadaşlar. Şöyle kaşarlı, peynirli bir börek. Destek verenlere, beğenenlere, abone olanlara, paylaşanlara çok 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 teşekkür ederim. Sayenizde ben ünlü olacağım. Bana destek verenleri unutmayacağım. Köstek olanları da unutmayacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki Gökiz Happy Life çekiminde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Sizi seviyorum arkadaşlar.